Sedat Peker seçime doğru yaklaştıkça da bu tip iddiaları yeni versiyonlarıyla gündeme getireceği işaretini veriyor. Dün attığı, yaptığı sosyal medya paylaşımlarında özellikle şöyle böyle şeyler bıraktı, noktalar bıraktı. Dedi ki bakın bu ismi buraya yazıyorum, burayla ilişkisi bu. İleride onunla ilgili başka pencereler de açacağım dedi. Aslında önden bir uyarıda da bulunuyor. İddialar ortaya saçılmaya devam ediyor. Biz de size o iddiaları getirdik. Bu iddialar dün akşam bir televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Bakın o ne söyledi? Bir suç örgütü lideri var, Sedat Peker. Hı hı. Açıklamaları yapıyor. Hangi savcı harekete geçti? İtiraf ediyor ya. Ben bunu yaptım diyor. Biz beraber bunu yaptık diyor. Pazartesi suç duyurusunda bulunacağınızı... Biz bulunacağız pazartesi günü. Allah aşkına ya, bu ülkede ya bir cumhuriyet savcısı yok mu ya? Bir dakika demesi lazım değil mi ya? Burada çok önemli iddialar var. Hı hı. Kişi yer veriyor. Zaman veriyor. Saat veriyor. İsim veriyor. Daha ne versin ya? Bir de elinden tutup getirse savcının önüne, savcı diyecek aman bunu sakın yanıma getirme. Bir de başıma belaya girmesin. Bir tek yapmadı, o kaldı. Savcıyı alıp elinden götürecek, Sedat Peker diyecek ki beyler suçluyu size getirdim. Ya hangi demokratik ülkede böylesine garip bir olay olabilir? Saray artık Türkiye'yi yönetemiyor. Yönetemez zaten. Bu kadar kirlenen ve herkesin biri birine bir anlamda gebe kaldığı bir ortamda kimse kimsenin hakkında çıkıp rahat konuşamıyor. Ayda 10 bin dolar rüşvet alan adamı yakalayın, o da diyecek ki ben bu rüşveti şundan aldım ama o da öbüründen rüşvet alıyordu diyecek. Herkes biri birine dokunmuyor. Çünkü dokunduğu andan itibaren çok şey büyüyecek. Çok şey patlayacak. Ben Peker'in iddiaların tamamı doğrudur. Bakın bir daha söylüyorum. Tamamı doğrudur. Çünkü yaşamışsa zaten. Taraf zaten. Söylüyor biz bunu yaptık diyor. Ya bunu yaptık diyen adamı suç mu? Anlattıkları suç. Savcı çağırıyor mu? Savcı çağırmıyor. Niçin? Ya çağırırsan başın belaya girer. Ana muhalefet liderinin tepkileri de bunlar. Muhalefet partileri de takip ediyorlar. Ankara sessiz dedik. Babacan pesen kurdu. Zerre hareket yok. Türk siyaseti hiç bu kadar kirlenmemişti. İktidarda kalalım diye ne kadar sahtekar varsa hepsinin hareketlerine göz yumulmuş yumuluyor. Pazartesi halk olarak suç duyurusunda bulunmak farz oldu artık diyor Ankara sessiz. Hakan Çakır, Ankara sessiz çünkü pudra şekerciler ne olacak? Hırsızlar ne olacak? Zübükleri ne yapacaklar? Yapılan hırsızlıkların ucu nereye dokunuyor? Siyasi mafyacıkları ne yapacaklar? Danışman sıfatlı komisyoncu hırsızlar ne olacak bilmiyorlar. Rezillik diz boyu demiş Hakan Çakır. Şimdi yani dediğimiz gibi şunu da bir kez daha not düşelim. İddialar bunlar. Arzu ettiğimiz şey bu iddiaların soruşturulması. Elbette ortaya çıkan iddialar sonucu insanlar zaten bence bunun açısı, bu açıdan da çok önemli bu iddiaların soruşturulması. İnsanlar kendilerini çok büyük haksızlığa uğramış hissediyorlar. Bu tip iddiaların ne kadar yaygın olduğu konusunda bir sonuç görmek istiyorlar. Suç işlenmişse işlenen suçun bir bedeli olduğunun toplumda iyi böyle siyasetin üst tabakasında ya da kamuda çalışan insanlar tarafından anlaşılması, bilinmesi gerektiğini görmek istiyorlar. Bir demokrasinin en temel zaten özelliği de budur. Bir hukuk devletinin en önemli özelliği de budur. Yapanın yaptığının yanına kar kalmamasını sağlamaktır. Ama maalesef durum o değil. Mehmet Bey bir Zeytun haberini bizimle paylaşmış Ankara sessiz diyerek. Telefonda kendisini Cumhurbaşkanı danışmanı olarak tanıtıp sizden para isteyen şahıslara ne olur ne olmaz 3-5 bir şeyler gönderin. Doğru da söylüyor olabilirler. Zeytun haberi bu tabii işin.